sabır eyle bey gönlüm, derman gelir, derman gelir. İnsan yolcu dünya kandır, kervan gelir, kervan gelir. İnsan yolcu dünya kandır, kervan gelir, kervan gelir. Eski bir hikayeyi canlandırmak için yine baş başayız. Anadolu'nun burcu burcu kokan, o dumanlı dağları, serin yaylaları, soğuk suları, şırıl şırıl akar, çoban koyun güder, aşık dertli söyler. Çok eski Sivas'ın Gürün yaylasında Cunun isminde bir dertli, bir acı çeken yetişiyordu. Bunun bir sevdiği vardı. İsmi Dertli Sultan'ıydı. Fakat şunu açıklayayım ki Dertli Sultan'ın iki ismi vardı. Birisi Dertli Sultan, birisi Garip Sultan. Dertli Sultan çok güzel idi. O kadar güzel idi ki güzelliği ölçülmez. Fakat Cunun çok fakırdı. Mevsim güz aylarına yaklaşmıştı ki Dertli Sultan döndü Cunun. Dört tane yavrumuz boyun büküyor. Bunlara yiyecek, bunlara içecek lazımdı. Kime el açalım? Cunun gurbete çıkacaktı ama sevdiğini kime emanet edecek onu düşünüyordu. Dur sevdiğim, dur. İçimi gemiren, içimi yiyen bir acı var. Sana söyleyeceğim. Bakalım ki
sevdiği dertli sultana, o dertli cunun ne söyler? Sabır sevgim gider dönerim. Ben seni kimlere amanet edeyim? Yavrulara amanet gider dönerim. Ben seni kimlere edem amanet? Ağlama sevgilim gider döner. Dert olan kurtulur mu beladayı? Kim ferah görmüştür yalan dünyada? Ümit kesilir mi güzel Mevla'dayım? Düşünme sevdiğim miner gelir. Ben dertli cununum, açılmaz sırrım. Bu dünyada yoktur servetim varım. Sana amanetti dört tane yavrum. İki ay müddetler gider gelir. Aman sevdiğim, biliyorum içinden geçeni. Beni kime emanet edeceğini düşünüyorsun. Sen beni bana, beni de Allah'a emanet et. Yeter ki yavrularımızı düşmanlara el açtırma. Ne evde yiyeceğimiz, ne içeceğimiz, hiçbir şeyimiz yoktur. Cunun boyun büktü, dertli sultan, sana şu ikrarı veriyorum ki Allah kısmet ederse iki ay içerisinde size yiyecek içecek göndereceğim. Aman sevdiğim, yeter ki iki ay olsun. Ben komşularımızın kazağını dokur, çamaşırını yıkar, yavrularımızı aç susuz bırakmam der. Sabahleyin yavrularını bağrına basan dertli cunun sevdiği dertli sultandan el vedalaşıp yola düştü. Ne kadar gittiğini bilemez ki, çünkü gurbete çıkmamıştı. Acılar çekmişti ama gurbete çıkmamıştı. Ayrılık ölümden beterdir. Şöyle bir dolandı, bir çeşmenin başında yaşlı bir ihtiyar oturuyor. Selam baba. Aleyküm selam yavrum. Otur yavrum şu çeşmeye. Mendilimi açmışım. Birkaç ekmek dilimi var. Allah ne vermişse beraber yiyelim deyince boynunu büker. Bir lokma ekmek bile boğazından gitmeyen cununa ihtiyar döner. Aman yavrum, senin bir derdin mi var? Yok baba söyle yavrum.
Derdini söylemeyen derman bulamaz. Olur baba der. Cunun yavrulardan ayrılmıştı. Bakalım, bakalım. İçinden gözyaşı döken Cunun ne söyler? Sorma baba sorma, benim derdimi sevdiğim o yavrulardan ayrıldım. Ele kimseye açamayım ben bu yaramı, hasret kalan yavru. Yollardan ayrıldım. Gele kimseye açamayım ben bu yaramı, hasret kalan yavrulardan ayrıldım. Aman yavrum, ayrılmak iki kısımdır. Bir vardır ki mecbur kalır ayrılırsın. Bu da hasretlik. Bir vardır ki acı çeker, gurbete düşmek kaydıyla ayrılırsın. Sebep nedir? Açıkla bana yavrum. Alır, alır dertli cunun. Söyleyeyim dertli halımı, sanki kaybettim bütün yolumu. Şimdi yavrularım bekler yolumu, ben hasretim yavrulardan ayrıldım. Acı döken yavrum bekler yolumu, dertim olan yavrulardan ayrıldım. Aman yavrum açıkla bana, belki bir çaresini buluruz, Allah büyüktür diyen alır cunun son sözünü. Ele ben cunun baksayım, derdim öleteyim, onun için düştüm bu kasefete. Ela kısmet için geldim, düştüm gurbete. Boynu dükük yavrulardan ayrıldım. Ela kısmet için düştüm ben bu gurbete, onun için yavrulardan ayrıldım.
Yavrum. İçime bir ateş düşürdün. Fakat bir ışık yolu var yavrum. Seni çardaklı, çamlı belli, çok igit, yetimler anası, fakirler babası, igitler igidi Köroğlu'na göndereceğim yavrum. O düşkünlere yardım eder. Fakat yavrum, onun dört tane gırbekçisi vardır, çok zalimdir. Önüne geçer, seni öldürmeye çalışırlar. Sana bir boş beyaz kağıt vereceğim. Bunlar ne arıyorsun deyince, boş beyaz kağıdı çıkaracaksın ki aman efendim, Köroğlu'na çok uzaktan bir mektup var. O zaman anlarlar ki yine bir güzelden Köroğlu'na bir mektup var der, seni serbest bırakırlar. O zaman Köroğlu'yla konuşur, arzu halini anlatırsın. Fakat yavrum, şunu unutma ki Köroğlu konuşturduğu zaman evli olanları yanında eylemez. Mecbur yavrum bekar diyeceksin ki ne yapasın yavrularının nefakası için. Peki baba, bunlar ayrılır, ihtiyar babanın ellerinden öpen cunun şöyle bir döner ki yavrular uzak yerde kalmış. Ne sevdiğim dertli sultan var, ne o dört tane yavrum var. En küçük yavrusu 2 yaşlarında yeni yeni konuşur baba diyordu. Bakalım cunun burada ne söyler. Acab ne haldır
derdi sultan, baba baya abadiye ağlar yavrum. Baba, baba diye ağlar yavrular deyip gözden kaybolan günün bir günüydü. Çamlıbel'in kulesinin önüne doğru gelirdi Cunun. O zaman Çoroğlu'nun çok sevdiği İstanbul'da bir kasabın oğlu olan Ayvaz'ı kendine oğul etmişti. Ve İgit olan, koçak olan bir amcası vardı. Buna da Kösa Kenan derdi. Kösa Kenan kulede çok uzak yerleri görürdü. Gözü çok ışıklıydı. Gırbekçileri o zaman Cunun'a seslendiler. Kimsiniz? İhtiyarın sözü Cunun'un aklına gelmişti. Cebinden beyaz kağıdı çıkarar çıkarmaz, Köroğlu'na bir mektup var. Ulan yine mi Köroğlu'na mektup var? Buyur geç deyince Kösa Kenan seslendi. Ayvaz, bize bir misafir geliyor. Yavrum, misafiri karşıla. Ayvaz hemen Cunun'un önüne geldi. Selam amca. Aleyküm selam yavrum. Kimsin amca? Yavrum, garibim. Sordum, sual ettim. Koç Köroğlu'nun yerini burası söylediler. Onu görme için geldim. Olur. Hemen Cunun'un önüne düşen Ayvaz, babası demhanede oturmuş, kahvesini içmiş, sigarasını içiyordu, sevdiği Döne Sultan'la beraberdi. Kapı çalınınca Döne Sultan başka bir odaya çekilince seslendi, kim o? Ayvaz dedi ki, baba benim, bir garip misafir var, seni görmek ister. Köroğlu adeti şuydu. Gelen garip misafire önce merhaba demezdi ya, karnını doyurar, ondan sonra merhaba der, halını hatırını sorardı. Zaten Cunun yoldan geliyordu, acıdı, yorgunudu. Cunun'u içeri aldı, Ayvaz, bak bakalım evde Allah ne vermiş de getir, şu delikanlı bir karnını doyursun, ondan sonra bir halını sorayım. Allah ne vermiş de karnını doyurar ama yavruları aklına gelince lokma zehir oldu boğazında. Köroğlu yemek kalktıktan sonra, merhaba delikanlı. Merhaba Köroğlu. Nerelisin? Efendim Sivas'ın Gürün yaylasından. İyi ki buralara gelmişsin deyince, bakalım burada, çünkü ihtiyar demişti ki bekar olarak söyle, İyice acısını yavrularını değil de Köroğlu'yu gelme için ve görme için bakalım ne söyler. Canım gidim Köroğlu, ben seni görmeye geldim. Hem yiğitsin hem kahraman, ben seni görmeye geldim. Hem yiğitsin hem kahraman, ben seni görmeye geldim. Yavrum, sen beni neden görmek istersin? Bir arzun, isteğin mi vardır? Thank you.
Ben dönmüşüm yana yana, sanki olmuşum pervana. Kimsem yoktur geldim sana, seni görmek için geldim. Kimsem yoktur döndüm sana, seni görmek için geldim. Peki yavrum, beni görmek istersin ama tekrar döneceğim mi, kalmak için mi geldin? Söyleyeyim efendim. Ben canının düştüm dara, dağlar yardım yara yara. Ben canının düştüm dara, geldim dağlar yara yara. Çalışmaya geldim buraya, ben seni görmeye geldim. Çalışmak için bak buraya, ben seni görmeye geldim. Çok güzel yavrum, ismin Cunun muydu? Evet. Cunun, benim birkaç şartım var. Kabul eder misin? Buyur Köroğlu. Önce sorayım, evli misin? Bekar mısın? İhtiyar demişti. Mecbur burada bekar diyecekti. Bekarım efendim. Çok güzel. İkincisi, bizim burada kimseye dert yanmak yok. Ağlamak yok. Her gün için gülmek vardır. Üçüncüsü yavrum, burada iki senede bir maaş verilir deyince canının beli kırıldı. Bu iki yıl değil, iki ay içerisinde sevdiğine söz vermişti ki yavrularına yiyecek göndereceğim diye. Fakat daha tekrar diyemedi ki Köroğlu, evliyim, korkuyordu. Dördüncüsü yavrum, bizim buradan ayrıldıktan sonra tekrar içimize dönemezsin. Sebebi şu ki ben düşman sahibiyim. İçimi öğrenip gidip tekrar buraya gelmen beni ateşe yakman demektir. Tekrar dönersen başın kesilir. Onun için düşün ve bana cevap ver. Cunun ne düşünsün? Kimsesi yoktu. Allah'tan başka, yardım edecek Köroğlu'dan başka kimsesi yoktu. Olur Köroğlu, emir senindir. Ayvaz, şu Cunun'u götür yavrum. Hazine başım, Sabali'ye söyle. Şu Cunun'a iş versin. Ara sıra da Cunun beni görsün. Çünkü bu saz çalıp türkü söyleyeni ben çok severim der. Köroğlu'dan ayrılan Cunun boyun büker. İşinin başına gelir ama yavruları sevdiği aklından çıkmazdı. Ya Rab, yavrularım ne yapıyor? Bir ay iki ay değil ki. İki yıl nasıl olacak diyen Cunun boyun büker. He? Bakalım nasıl boyun büker. Evet. Dertli Cunun gözyaşlarıyla gün geçiriyor. Gün bir yıl geçmiş idi. Asıl nereden haber verelim? Yavruların anası Dertli Sultan'dan. Yavrular boyun bükmüş, yaz mevsimiydi, çiçekler açmış. Sabah erkenden güneş ısısıyla ısınan yavrular. Anası elinde gamlı süpürgesiyle kapısını süpürürken, yavrular ana, can yavrum ana. Babamız neden dönmedi deyince, Dertli Sultan ağlayarak
hem yavrularına teselli vermek için. Bakalım ki burada yavrularına ne söyler. Ağlama yavrular, Mevla kerimdir, kerimdir. Belki bir gül gibi soldu gelmedi, gelmedi. İki ay demişti, bir yılı doldu, ay doldu. Babanız oldu gelmedi, gelmedi, gelmedi. İki ay demişti, bir yılı doldu, ay doldu. Bilmem ki babanız oldu gelmedi, yavrum gelmedi. Canım gelmedi. Ana, hiç mi gelmeyecek babamız? Dur yavrum. Sormayın gözümden akıyor yaşlar. Geçime değiyor çok ağır taşlar. Bir gün haber verir göydeki kuşlar. Belki de gurbette öldü gelmedi. Bir gün haber verir göydeki kuşlar. Belki de gurbette öldü gelmedi, gelmedi yavrum gelmedi. Boyun bükmüş anasını dinlerler. Dertli sultanım kırıldı kolum. Daha yavrum benim kalmadı halim. Bu hasretle bize zulümdür zulüm. Gelmedi. Bu ayrılık bize zulümdür zulüm. İki ay bir yıl oldu gelmedi. Oğul gelmedi. Canım gelmedi. Anası bu sözü bitirmişti fakat
Kıymetli dostlarım, o Gürün yaylasının bir beyi vardı. İsmine Gürün Bey derdiler. Çok zalimdi, çok merhametsiz idi. Allah merhamet yağmurunu yağdıranda buna bir damla bile düşmemişti. Namus düşmanı olan zalim geri döndü, bu sesi duyunca Dertli Sultan'ın yüzünü gördü. Dertli Sultan çok güzeldi. Adamlarına seslendi. Bu güzel kimin neyidir? Efendim, yavruları için diyarı kurbete düşen dertli cununun hanımıdır. Olmaz. Ancak böyle bir güzel bana layıktır. Gidin onu benim çadırıma götür. Der, bu yavrularını sakin ettirmekte adamlar yavaş yavaş Dertli Sultan'a doğru gelirler. Dertli Sultan, buyurun kardeşler. Ne yapalım bacım? Biz emir kuluyuz. Bize bu emir geldi, seni götüreceğiz diyen Dertli Sultan, ağlayarak bakalım bunlara ne söyler? Ayırmayın yavrulardan, boynu bükük yavrularım, ayrılmayın yavrulardan, 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 ayırmayın yavrulardan. Ne yapabilirdiler? Emir kulu olan adamlar boyun büktüler. Bacım, ne yapabiliriz? Alır Dertli Sultan. Bir sevdiğim gurbettedir, benim gönlüm tahmettedir. Yavrularım çilededir, ayırmayın yavrularım, yetim kalmasın yavrularım, ağlar benim yavrularım. Bacım, mecburuz seni götürmeye, boyun büker Dertli Sultan. Dertli Sultanım divanı, yavru bakar yana yana, nasıl dayansın bu ana, ağlar benim yavrularım. Evimi viran etmeyin, ağlar benim yavrularım, 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 sabır edin yavrularım. Zorunan, gönülsüz, feryat eden Dertli Sultan'ı götürsünler, günler, aylar birbirini kovalardı. 2 yıl tamam olmasına belki bir ay vardı. Cunun yavruları burnunda tutuyordu. 2 yıl olmuştu, bir haber yok idi. Acaba yavrularım şimdi
nerede boyun bükmüş, kime el açıyor diye içimden bu geçiyordu. Çamlıbel'in kenarındaki olan bir metre boyatan o çimli çayırda dolaşırken baktı ki bir çocuk sesi var. Allah Allah, burada çocuğun ne işi var ki ağlıyor. Böyle bir baktı ki bir bezirgan kecabasıyla, sevdiğiyle, bir de yavru çocuğuyla gidiyor. Belki de yavru çocuğun süt hakkını anası zamanında vermemiş, çocuk acıdır ağlıyor. Hemen yavrunun ve bezirganın önünü kesen Cun'un, "Dur bezirgan başı." Bezirgan başı hanımına seslendi. "Ne yaptın, gördün mü? Çocuğu ağlattın, Köroğlu'nun adamları geldi, bizi soyacaklar." Cun'un ise, "Dur ağam, ben el vurmam sizin varınıza, el vurmam sizin servetinize, çünkü gözüm yoktur benim. Yolunuz nereye böyle?" Bezirgan baktı ki çok merhametli bir insana benzer. "Yavrum, benim yolum ta Erzurum'a kadar gider." Bezirgan başı, "Sana bir haber versem, yolun üzerinde olan bir yere şu nameyi, şu mektubu bırakır mısın?" "Elbet yavrum, bakalım ki Cun'un sevdiğine, yavrularına ne haber gönderir?" Acı sözlerin bizi de yaraladı. Haberi nereye gönderiyorsun? Yerin nere, yurdun nere? Dur bezirgan başı. Haş olur havası, ey olmaz dert yarası, yerim o gür yaylası, beklesin hemen gelirim, yerim o gür yaylası, haber ver hemen gelirim. Yavrularım, yavrularım, beklesin hemen gelirim. Dostlar, bakın ki Köroğlu o an için çimli çayırı dolaşmak istiyor. Baktı ki Cun'un bir bezirgan başına dert yanıyor. Halbuki Köroğlu'nun emri buydu, kimseye dert yanmak, kimseye sır açmak yoktu.
Hele bir Cunun'un son sözünü dinleyin bakayım ki bunun derdi neymiş ki Bezirgan'a söylüyor. Köroğlu'yu görmüyor Cunun ama Köroğlu bunu görüyor. Bezirgan başı dedi ki kardeş, bu emaneti kime götüreceğim, orada kime vereceğim? Alır Cunun ne söyler? Ki bu nareyi duyan Cunun, aman Bezirgan, git durma buradan. Bezirgan yol almıştı. Cunun çok korktu. Acaba benim bu adama dert yandığımı, benim bu adama sızladığımı, benim bu adama haber verdiğimi Köroğlu duydu mu? Derler ki büyük insanlarda büyük kemal olur. Herkes o anda kulun ayıbını yüzüne vurmaz. Köroğlu ise, Cunun, gel şu çamlı beri bir dolaşalım. Ulan inşallah Köroğlu görmemiştir ve duymadı benim arzu hal verdiğimi. Ki Köroğlu biliyordu. Çamlı beri dolaştılar. Ayvaz'a seslendi. Ayvaz, buyur baba, benim gam odasını aç yavrum. Allah Allah, Ayvaz şüphelendi acaba. Bir bela mı var, bir dert mi var ki babam gam odasını açtırıyor? Cunun, buyur Ayvaz, bir şey mi var? Bilmiyorum Ayvaz. Gam odasını açtırıp, Ayvaz hale bana, bir de Cunun'a bir kahve getir. Bir de benim şu duruk gamı doldur. Tütünü koydu, ateşini yakıp, bir duman çektikten sonra Cunun, buyur Köroğlu, biliyordum benimle senin aranda bir şartname vardı. Kimseye dert yanmak, kimseye sır söylemek yoktu. O Bezirgan'a söylediklerini duyuyordum. Nedir senin bu halin? Açık söyle bana, çünkü benim ikrarım ikrardır. Kime dert yanılırsa o adamın başı kesilir. Cunun anladı ki ben öleceğim, öleceğim ama ölmeden önce... Oldu oldu Köroğlu'na hiç olmasa yavrularımı, sevdiğimin yolumu beklediğini söyleyeyim de ölsem de gam değil. Bakalım ki Cunun Köroğlu'na ne söyler. Aşmadım serme, yaram var benim. Senden olsun derde derman körüm. Her günüm o dertle geçtin ağlarım. Gözyaşlarım oldu algan körüm.
canım kör olur, aman kör olur. Bana sırrını, derdini söylememiştin ama senin içinde bir yara var. Köroğlu sanki anlamıştı. Söyle bakayım. Yele sorma bu hal mı? Oldum bir çare, açıldı bu sırrım, daha ne çare. İstersen emir ver, şeysinler doğarım, zaten benim halim yaman kör olur. Ele istersen emir ver, çeysinler doğar, zaten benim halim yaman kör olur. Köroğlu seslendi lan Cunun, açık söyle. Söyleyeyim Köroğlu. Gele ben Cunun'um, bende çoktur efkarım. Ömür geçti vücut hep oldu yarım. Dört tane yavrum var, bir tane yarım. Sana sıra aşmadım, aman kör olur. Ele bir sevgilim vardır, dört tane yavrum. Sana sıra aşmadım, aman kör olur. Ulan Cunun, ilk geldiğin günden, söylediğin günden beri ben senin evli olduğunu anlamıştım. Ama ben senin ayıbını yüzüne vurmak istemedim. Ayvaz, buyur baba. Söyle yavrum benim, hazine başı olan İsabali'yi bana çağır. İsabali'yi Ayvaz Köroğlu'nun huzuruna çağırır, Köroğlu seslenir. İsabali, benim hazinenin kapısını aç. Şu torbaların ikisini de doldur filan. Gamertayı da hazırla. Cununu çok memnun et ve memleketine gönder. Fakat Cunun, şunu açık konuşayım ki bir daha gittiğin zaman geri dönemezsin. Cunun niye dönsün ki? Zaten heybe doluları altınları alıyor, sevdiğine yavrularına kavuşuyor Cunun. Bir daha dönme ister mi? İstemezdi. Fakat insanlar kaderin ne olacağını bilemiyordu. Cunun
altınlarını alıp o sevinç içerisinde bütün akrab dostlarıyla, arkadaşlarıyla görüşüp atın üzerine binip Gürün yaylasına doğru gelmeye başladı. Yeni güneş çalmıştı ki şöyle bir baktı ki evi viran olmuş. Allah Allah, benim evlerim ne olmuş acaba? Şu yaylaya bir sorayım. Benim evlere ne oldu? Bakalım ki burada Cunun ne söyler, ne acıyla gözyaşını döker. Şöyle baktı ki 3-4 tane çocuk oyun oynar. Bir çocuk da boyun bükmüş. Yavrum, sen niye oynamıyor boyun büküyorsun? Oynatmıyorlar amca. Sen kimin neysin yavrum? Ben gurbette kalan, tekrar geri dönmeyen Cunun'un oğluyum. Anladı ki bu benim en küçük çocuğum. Fakat ben senin babanım demedi. Yavrum, evlerimize ne oldu? Baba evimiz yıkıldı. Anamı zorla o Gürün Bey'i kendine götürdü. O anda yıkılmıştı Cunun. Yavrusunu bağrına basan Cunun ne yapacağını bilmiyordu. Bakalım sonu ne olur.